Arkası Yarın. Sular Aşağı Akar. 7. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Eser Ünal Bolat. Senaryo Tayfun Türkili. Program Yönetmeni Haluk Kesim. Seslendirme Yönetmeni Yıldırım Yanılmaz. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç. Seslendirenler: Ayşe Oya Presçiler. Enişte Zekai Müftüoğlu. Sakine Elif Baysal. Makbule Yaşar Özdemir. Cengiz Tamer Güler. Süleyman Demiray Erül. Fatih Mehmet Ali İşgüler. İçki ve kumarı ilericilik olarak nitelendiren emekli öğretmen Gürkan Bey, yıllardır yanında kaldığı yeğeni Ayşe'yi kendisi gibi içkici ve kumarbaz biri olan Cengiz adında biriyle menfaat karşılığı nişanlar. Ayşe bu nişanlıdan memnun değildir. 5 vakit namazında biri olan Ayşe, çirkin ve içkici olan nişanlısıyla evlenmemeye karar verir. Bu konuda Ayşe'ye en büyük yardımı üst katında oturan Makbule Hanım yapar. Makbule Hanım'ın kocasının uzak bir akrabası olan Fatih, yeni öğretmen çıkmıştır ve evlenmek için bir kız aramaktadır. Fatih ile konuşurlar ve Ayşe ile evlenmesine ikna ederler genç öğretmeni. Fatih, Ayşe'lere giderek genç kızı eniştesinden ister. Ancak Ayşe'yi Cengiz ile nişanlayan enişte, Fatih'e Ayşe'yi vermez. Genç kızı bir süre için İstanbul'dan uzaklaştırmayı planlayan Gürkan enişte, Ayşe'yi Ankara'ya oğlunun yanına gönderir. Ancak Ayşe, Ankara'da gençlik parkına gideceğim diyerek evden çıkar, bir daha da geri dönmez. Ayşe'nin eniştesi Gürkan Bey çılgına döner. Kumar yüzünden sık sık borç aldığı Ayşe'nin nişanlısı Cengiz'in hışmından korkan Gürkan Bey Ayşe'yi aramaya başlar. Birden aklına Ayşe'nin Fatih öğretmen tarafından kaçırıldığı fikri gelir ve savcılığa giderek Fatih öğretmeni yaşı küçük yeğenini kaçırmak iddiasıyla yakalatır. Şimdi olup bitenden habersiz Fatih öğretmen savcılıkta Ayşe'nin eniştesi Gürkan Bey ile yüzleşmektedir. İşte bu adam savcı bey. İşte bu adam. Yeğenim Ayşe'yi kaçıran bu adam. Ama ben parmak kadar kızı kaçırmaya hiç utanmadım ha. Bir de öğretmen olacaksın. Sen ki iyi şeylere önderlik yapman gerekirken sıkılmadan, utanmadan kanunlara karşı gelerek yaşı küçük nişanlı bir kızı kaçırmaya utanmadın mı ha? Yazıklar olsun senin gibi öğretmene. Yazıklar olsun. Öğretmen bey, bu beyin dedikleri doğru mu? Bu vatandaşın kızını Ankara'dan buraya kaçırmışsın. Bu sadece bir iddia savcı bey. Yemin ederim ki ben kimseyi kaçırmadım. Aylardır köyde öğretmenlik yapıyorum. Köylülere sorun, öğrencilere sorun. Lojmanım zaten okulun yanında. Bugüne kadar bir hanım görmüşler mi yanımda? Yalan söylüyor savcı bey, yalan söylüyor. Yeğenimi bu adamdan başka kim kaçırabilir ki? Ayşe ile daha önceden tanışıyorlarmış. Aralarında evlenmek için söz bile kesmişler. Öyle değil mi? Öyle mi öğretmen bey? Evet ama... Yanına babasını alarak evime gelip yeğenim Ayşe'yi istediler benden savcı bey. Ben de kızı nişanladım, size nasıl vereyim dedim. Onlar da boz nişanı bize ver dediler. Ben nişanı bozmayacağım. Bu yola başvurmuş bu adam. Yeğenimi kaçırmış savcı bey. Beyefendinin iddialarını duyuyorsunuz öğretmen bey. Söyledikleri doğru mu? Evet efendim. Ayşe'yi istemeye gittik. Gittik ama sebebi vardı. Neymiş sebebi? Bu adam yeğenini istemediği birisine zorla nişanlamış. Nişanladığı adam ise ayyaş, kumarbaz, yaramaz birisiymiş. Ayşe o gençle evlenmek istemeyince ortaya ben çıktım. Ben istedim onu. Buraya kadarı doğru ama yemin ederim ki o tarihten sonra bir daha Ayşe Hanım'ı görmedim. Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Yalan savcı bey, yalan söylüyor. Sen kaçırdın yeğenimi. Aklın sıra yakalanmayacağını sanmıştın değil mi? Öğretmen bey, bu bey yani Ayşe'nin eniştesi kızı sizin kaçırdığınızı iddia ediyor. Hatta kaçırırken 2 kişi de görmüş sizi. Şahitlerin imzalı beyanları bile var. Buna ne söyleyeceksiniz? Yapmayın savcı bey. Hala anlamıyor musunuz? Bana bir komplo kurmuşlar. Mesleğimle, şerefimle oynamak istiyorlar. Üzgünüm öğretmen bey ama sizi tutuklamak zorundayım.
Esas yeğenim nerede onu söylesin savcı bey. Yeğenim nerede? Benim güzel kızım nerede? Ben buraya onca yolu hem bu öğretmeni yakalatmak hem de yeğenimi geri götürmek için geldim savcı bey. Öğretmen bey, kaçırdığınız kız nerede? Kızı kaçırmadım ki nerede olduğunu bileyim savcı bey. Bence hepiniz hatalı bir yol izliyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? İster inanın ister inanmayın ama Ayşe'yi ben kaçırmadım. Bunun böyle olduğunu bir an için kabul edecek olursanız o zaman bir başka yol izleyin. Ve Ayşe'yi başka bir yerde arayın. Yaşı küçük, saf, temiz, kötülük nedir bilmeyen bu genç kızı kötü ellere düşmeden, kötü evlere düşmeden bir an evvel bulup kurtarın savcı bey. Delirmek işten değil Süleyman. Neredeyse bir hafta geçti. Zavallı Ayşe'den hala bir haber yok. Kızın eniştesi Gürkan Bey işi gücü bırakmış kızı arıyor. Her duyduğum doğruysa... Koca şehirde bir insan aramakla bulunmaz Süleyman. Kim bilir nerede? Yaşıyor mu? Yaşıyorsa kimin ellerinde? Ben açarım. Buyurun. Ah, sen misin baba? Hayrola? Kim? Ayşe mi? Ah, ne diyorsun? Hakikaten mi? Aman ne kadar sevindim bilemezsin. Tabii tabii olur Süleyman'a da söylerim. Peki ver telefonu. Baba ne diyor Makbule? Bana ne söyleyeceksin? Ayşe, Ayşe. Ayşe meğer babamlardaymış bey. Ne? Babamlara mı kalmış? Evet. Ayşe. Canım nasılsın? Hay Allah, bizi öyle merakta bıraktın ki kızım. Başına kötü bir iş gelmesinden korkmuştuk. Evet, evet. İyi yaptın. Aferin, çok iyi yaptın babamın evine gitmekle. Yok yok, sakın gelme buralara. Daha zamanı değil. Enişten olacak o hain haldır haldır seni arıyor kızım. Hay vallahi içim öyle ferahladı ki Ayşe. Hadi kızım. Üzülme artık. Göreceksin bak, her şey yoluna girecek. Sen bir müddet daha babamın evinde kal. Olur, söylerim. Seni sonra ararım kızım. Güle güle. Çok sevindim bu habere Süleyman. Sana da selamı var Ayşe'nin. Aleyküm selam. İyi de babanın evine gitmeyi nasıl akıl edebilmiş peki? Canım hani babam Fatih öğretmenle birlikte Ayşe'lerin evine onu istemeye gitmişti ya. Evet. Eniştesi olacak hain babama. Ben size haber veririm. Siz bana telefonunuzu verin demişti ya. Ayşe'nin aklına gelmiş o telefon. Ankara'dan kaçıp İstanbul'a gelince babamı arayıp durumu anlatmış. Ve sonra da onların evine gitmiş. Aferin vallahi ya, akıllı aferin. Kızmış. İyi de şimdi ne olacak Makbule? Ne olacak bey? Ayşe babanın evinde ne kadar kalacak? Girin. Tutuklu istemişsin. Getirdik savcı bey. İçeriye alın. Gel. Gelin öğretmen bey. Yaklaşın. Oturun şöyle. Sen gidebilirsin. Peki İçeride efendim. Bekle. Beni neden görmek istediniz savcı bey? Bakın Fatih bey. Az önce şikayetçinin yani kızın eniştesinin yanında uzun boylu konuşmak istemedim sizi. Diyeceğim gençsiniz. Sevda ateşi herkesin, her meslekten insanın içine düşer. Tabii. Kızı kaçırmışsınız. Olabilir. Dedim ya, sevda ateşi insana her şeyi yaptırabilir. Ama bu işin bir yolu yordamı var. Yanılıyorsunuz savcı bey. Ben kimseyi kaçırmadım. Sabahtan beri söylüyorum size. Ayşe denen o kızı daha görmedim bile. İstediğiniz kadar inkar edin. Bir işe yaramaz. Zira karşı tarafın elinde belge var. Şahit var. Sizi nasıl inandırabilirim ki? Kaçırmadım diyorum size.
Kanunda duyguya yer yoktur öğretmen bey. Eğer inkar etmeye devam edersen en az 2 yıl yersin. Bugün hakimle konuştum. İçeride yattığın yetmiyormuş gibi bir de meslekten ihraç edilirsin. Aman Allah'ım! İşlemediğim bir suç için hem de ha? Temiz bir gence benziyorsun. Bu işten kurtulman için bir akıl vereceğim sana. İster misin? İstemez olur muyum savcı bey? Allah razı olsun sizden. Bu işten kurtulmak istiyorsan suçunu kabul edeceksin arkadaş. Ne? Suçu kabul etmek mi? Evet. Eğer kızı kaçırdım dersen ve kızın yakını da kabul ederse... ...kızla en az 5 sene ayrılmamak şartıyla evlenip hapisten kurtulursun. Bakın savcı bey, söyledikleriniz gayet güzel, doğru sözler. Ama ben kızı kaçırmadım ki suçu kabul edeyim. Sonra kabul etsem bile kızla nasıl evlenirim ki? Neden? Kızın nerede olduğunu bilmiyorum ki evleneyim. Öyle değil mi? Ben tamam kızı kaçırdım dediğim zaman... ...bana diyeceksiniz ki kızı getir ve evlen. İyi de kız ortada yok ki nasıl bulup da onunla evleneyim. İşte meselenin püf noktası bu savcı bey. Kızı kaçırmadım. Kızın fotoğrafı hariç kendisini görmedim. Boyunu posunu bilmiyorum. Sesinin tonunu bilmiyorum. Böyle bir kızı nasıl kaçırırım ben Allah aşkına söyler misiniz? Siz bilirsiniz. Ben size bu işten sıyrılmanın yolunu göstermek istemiştim sadece. Nöbetçi! Nöbetçi! Buyurun savcı bey. Öğretmen beyi köyündeki jandarma karakoluna geri götürün. Mahkeme gününe kadar o karakolda nezaret altında tutulacak. Başsın savcı bey. Benimle gel öğretmen bey. Ya arkadaşlar, ne var, ne bekleşip duruyorsunuz karakolun önünde? Ne bekleyeceğiz ki? Öğretmen beyi bekliyoruz. Şu kız kaçıran öğretmenimi. Orası belli değil hemşerim. Savcıya gidip böyle böyle demiş. Savcı da jandarmaya götürün bunu karakolda kalsın demiş. Valla kim ne derse desin, iyi adamdır bizim öğretmen, namuslu. Dürüst adamdır herkese. Valla öyledir. Kaç aydır burada çocuklarımızı oku diyor. Bir numarasını görmedik i̇ftira vallahi. İftira neyin atmışlardır? İftira. İftira. Ne işe cip geliyor. Bizim öğretmenim geliyor. Arkadaşı adamın morali neyi bozduk ki de? Cipten inince alkışlayarak değil mi? Hadi bakalım. Ay işte. İniyor. Hadi arkadaşlar. Alkışlayalım. Öğretmen bey korkma. Biz arkandayız. Biz sana inanıyoruz. Evet, ihtiyacın varsa de getirek. Sen bizim çocuklarımızın babasısın. Babasısın. Ne yaptın ben? Çocuklar, siz bu saate hala dışarıda mısınız? Gidip yatın uyuyun. Ders çalışın. Çekilin yola için, çekilin yap. Tamam, sağ olun arkadaşlar. Bu kadar yeter, merak etmeyin. Er geç adalet tecelli eder. Bana verdiğiniz desteğe teşekkür ederim. Gönderin, kesin bir yolun çok iyi. Aziz Allah. Baş efendi. Buyur öğretmen bey. Bir şey mi istedin? Akşam namazını kılacağım da. Şu kapıyı açtırırsan bir abdest alayım. Tabii. Buyur öğretmen bey. Musluk koridorun solunda. Sağ ol baş efendi. Komutanım. Ne var Mehmet? Komutanım az önce küçük bir kız çocuğu getti bunu. Öğretmen beye vermemi söyledi. Nedir o? Seccede öğretmenim. Öğretmene verin, o namazı kaçırmaz. Bunun üzerinde kılsın. Anam gönderdi dedi. Sağ ol asker arkadaş. Söyle o kız çocuğuna. Allah onlardan razı olsun. Namazımı bu seccadenin üzerinde kılacağım. Allah kabul etsin öğretmen. Sular Aşağı Akar adlı oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.